Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kübra, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bir bitenler videosu hazırlıyorum. Bu bitenler, biten ürünlerim arasında aslında uzun zamandır kullanıp da bitirmiş olduğum ürünler de var. Yeni bitirmiş olduğum ürünler de var. Bunları size anlatırken hem yorumlayacağım nasıl kullandığımı, neler yaptığımı, hem de daha sonra alır mıyım, almaz mıyım, cilt bakım rutinime, gece rutinime, gündüz rutinime girebildiler mi, giremediler mi, bunları paylaşacağım sizinle. Lafı çok fazla uzatmayalım o zaman. Merak ediyorsanız videonun devamını izleyin. Öncelikli olarak şöyle göstereyim. Ben bir tane ürünlerimi şöyle büyükçe bir kutuya yerleştirdim, koydum. Yavaş yavaş başlıyorum şimdi. İlk olarak saç bakım ürünlerimden başlayacağım. Bunların ilki de şu şekilde Yves Rocher'in Reparation serisi olan saç bakım maskesi ve saç bakım yağı. Gerçekten ben bu seriden çok memnun kaldım. Çünkü bu maskenin çok güzel beslediğini, canlandırdığını, o saç uçlarındaki kırıklarından tutun da saç diplerime kadar çok güzel beslediğini düşünüyorum. Ben bu maskeyi kullandıktan sonra bu diğer kullandığım maskeleri çok fazla sevemedim. Özellikle kokusu çok güzel kokuyor. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde tamamen sömürmüşüm. Bence kesinlikle bir bakabilirsiniz buna. Ve yine aynı şekilde bunun bir de yağı var. Ben bu yağı da özellikle saç diplerime değil de kulağımdan şu ensemden aşağıda kalan kısma yediriyorum tamamen. Ve özellikle uçlarını, saçlarımın uçlarını bunun da çok güzel beslediğini düşünüyorum. Ben bunları ikisini bir arada kullandıktan sonra, saçımı yıkadıktan sonra çok güzel yumuşamış oluyor. Saçımı tarıyorum, çok rahat tarıyorum, çok güzel açılıyor. Ki benim saçlarımda gerçekten yıkandıktan sonra açılamama gibi bir sorun var. Ama bunlar o sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Çok kolay taranıyor, çok kolay açılıyor. Hatta birazdan o konuya başka bir ürünle de değineceğim. Bence bunlara bir bakın derim. Daha sonra yine başka bir bakım ürünü olan Hindistan cevizi yağından bahsetmek istiyorum. Bu organik Hindistan cevizi yağı. Bunu aktarlarda, makrolarda bulabilirsiniz. Fakat bu yağ sıvı şeklinde değildir. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bu yağ katı şeklinde bir yağ. Şu şekilde bunu da tamamen sömürmüşüm gerçekten. Ve bu buram buram Hindistan cevizi kokuyor. Ki ben Hindistan cevizini çok severim. Onun dışında bunu nasıl kullanıyorum diye soracak olursanız, ben bu yağı her akşam yatarken saçlarımın diplerine, uçlarına kadar tamamen yediriyorum. Ve bu yağın en belirgin özelliği benim açımdan da, diğer başka izlediğim, dinlediğim bloggerlar açısından da bu yağın en büyük özelliği bence saçları uzatması. Benim saçlarım gerçekten çok kısaydı. Şu şekilde yani küt, omuzlarımda küttü ben bunu kullanmaya başladığımda. Ve şu an bu halde. Gerçekten ben bunun tamamını bu yağa borçluyum. Yani diğer ürünlerin, şampuanların, saç bakım kremlerinin, maskelerinin hani hiçbirinin ben uzatma etkisini göremedim. Bunun dışında uzatması için bir sürü maske yaptım saçıma. Ama hiçbirinden yani bunun kadar etkili bir sonuç aldığımı düşünmüyorum. Ve ben bunu her akşam yapıyorum etkisini gördüğüm için. Belki bu kadar yağlamak saçı biraz zarar verebilir ama ya bilmiyorum, ben çok fazla zararını görmedim açıkçası. O yüzden ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Yani gerçekten kesinlikle bu ürüne bakın. Daha sonra yine bir başka ürün. Bu da Pantene'in yeni çıkardığı serisinde, yağ terapisi serisindeki 2 dakikada etkili onarıcı saç bakım maskesi diye geçiyor. Ben bunu duştayken kullanıyorum. Bunu nasıl kullanıyorum? Şampuanladıktan sonra, saç kremimi kullandıktan sonra saçlarıma bunu sürüyorum. Saç diplerinden uçlarına kadar yine aynı şekilde hafif masaj yaparak bunu uyguluyorum saçıma. Ve 2 dakika, 3 dakika duşta bununla birlikte saçımı bu şekildeyken bekliyorum. Özellikle ben bu Pantene'in yağ sentez serisini çok sevdim. Bunun şampuanını ve saç kremini çok merak ediyorum. En kısa zamanda onları da deneyeceğim kesinlikle. Son zamanlarda şampuanı değiştirme gibi bir kararım vardı. Onları değiştirdiğimde iyi bir sonuç alırsam, özellikle bunu set halinde almak istiyorum. İyi bir sonuç alırsam tekrar bunun hakkında da bir video gelebilir. İsterseniz mutlaka aşağı yazın burada. Ve daha sonra yine bir başka bakım ürününden devam ediyorum saçlarım için. Bu da Glistin Ultimate Repair Sıvı Saç Kremi. Ben sıvı saç kremleri olmadan hiçbir şekilde saçlarımı açamayan bir insanım. Gerçekten duştan sonra ne kıvırcık saçlar var ki açılmıyorlar diyeceksiniz ama bu kadar düz olduğuna bakmayın, gerçekten ben de açamıyorum. Neden bilmiyorum, gerçekten açamıyorum. Ve duştan sonra o saçımın nebini aldıktan sonra kesinlikle bu sıvı saç kremlerinden sıkıp
saçlarımı ondan sonra tarıyorum. Bence bu tarz ürünleri kullanarak hem saçınızı tararken kırılmamasını sağlayabilirsiniz hem de saçınızı beslemiş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve son saç ürünüm o da Batiste'in kuru saç şampuanları. Artık kuru saç şampuanlarını bilmeyeniniz yoktur zaten mutlaka. Saçlarım gerçekten kirli hissettiğimde, kirli gözüktüğünde, çok fazla yağlı geldiğinde gün içinde o günü kurtarabilmesi açısından benim en çok kullandığım, elimin en çok gittiği kuru saç şampuanı kesinlikle bunlar oluyor. Batiste'in oluyor. Bunun orijinalini de, Tropicalini de, bu Wild serisinde, üçünü de çok seviyorum. Bence aralarında en pudralı olan orijinali sanırım. Bu o kadar pudralı değil. Fakat kokusu da en güzel olan kesinlikle bu. Özellikle şişesi daha çok hoşuma gidiyor. İki tane maskeden bahsetmek istiyorum. Bunların ikisini de ben H&M'den almıştım. Geçen İzmir'de Point Bornova AVM'nin yeni açılışında İzmir'e sonunda H&M geldi. Ve ben de onun bir etkinliğine gitmiştim. O etkinlikte de iki tane şu şekilde maskelerinden almıştım. Ben bunları bitireli çok çok uzun zaman oldu gerçekten. Şu salatalık özlü ve aloe veralı. Soyulabilen bir maske bu. Yüzünüzü sürüyorsunuz, bekliyorsunuz, kuruyor ve daha sonra bu soyarak çıkartıyorsunuz. Bu da şu beyaz olanında deniz tuzu, ölü deniz tuzu mineralleri içeren bir maske. Bu da birazcık bunun formülasyonu aslında Garnier'in üçü bir arada temizleyicisi gibi bence. Yani kokusu falan çok benzer değil ama hani yapısı olarak, yapı olarak, formülasyon olarak biraz daha ona benziyor diye düşünüyorum. Ben bu ikisini de çok sevdim. Çok çok böyle olumlu bir etki, çok çok verim alabildim mi derseniz ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Çok çok verim alabildiğimi düşünmüyorum. Daha sonra size iki tane şu şekilde Envy'in ürününden bahsetmek istiyorum. Bunlar aslında ben bunları alırken set halinde aldım. Nasıl set halinde aldım? Bu Blending Cleanser diye geçiyor. Yüz yıkama jeli. Bu da bu birinci adımı, bu da üçüncü adımı, nemlendiricisi. Bunların ikinci adımı olarak bir de toniği vardı. Fakat ben toniğini çok çok daha önce bitirdim bunlardan. O yüzden tekrar yenileme gibi de bir şansım olmadı. O zamanda sipariş veremedim. Yüz yıkama jelinden gerçekten çok memnun oldum. Hem çok pratik hem yani yüzümü gerçekten arındırdığını, temizlediğini düşünüyorum. Çok güzel köpürüyor, çok güzel arındırıyor bence. Ve yatıştırıyor. Formülasyonu çok yakan türden değil bence. Gerçekten çok güzel yatıştırıyor yüzümüzü. Nemlendirici kremi de çok güzel besledin. Hem gündüz hem gece. Çok severek, şunu özellikle makyajından önce çok severek kullanıyordum. Bittiler. Yenisini tekrar alır mıyım? Ya açıkçası Envy'in yeni ürünlerini de deneyebilirim. Özellikle merak ettiğim birkaç seti daha var bu şekilde. Belki onları deneyebilirim. Bir sonraki ürün Essence'in Pure Skin serisinden. SOS Spot Killer sivilce kurtucuları. Bunun hakkında ben bir blog yazısı yazmıştım. Onu da mutlaka aşağıya bırakırım. Okumak isterseniz okuyun mutlaka. Bu gerçekten bence çok etkili bir ürün sivilceler konusunda. Tamamen acil durum ürünü. Dedikleri gibi, vaat ettikleri gibi gerçekten kullandığımda anladım. Kesinlikle acil durum ürünü. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Akşam yatarken cildimi temizledikten sonra, arındırdıktan sonra, her şeyleri nemlendirdikten sonra belli sivilcelerimin üstüne böyle çıkmaya başlamış, yeni oluşmuş ya da daha önceden oluşmuş ve hala gitmeyen sivilcelerin üstüne bunu sürüyorum nokta nokta. Oje şeklinde zaten ucu da. Şu şekilde göstereyim. Kurumuş bayağı içi şu an ama. Bunu sürüyorum ve kurumasını bekliyorum. O şekilde yatıyorum, uyuyorum. Yani hiçbir şekilde yastığa bulaşmıyor, bir yere bulaşmıyor. O şekilde uyuyorum ve sabah kalktığımda kuruttuğunu ve o sivilce görünümünü yani neredeyse gerçekten yok ettiğini görebildim. Bence bir bakın derim, çok güzel tedavi ettiğini düşünüyorum. Son olarak aslında 4 parça kozmetik ürünlerim var. Bunlardan birisi Avon'un yine Nail Expert Top Coat'u. Ben Flormer'ın Top Coat'undan önce bunu kullanıyordum ve bence hala en başarılı top coat bu. Gerçekten kalıcılığı çok çok başarılı. Yani Flormer'inkini de çok beğendim aslında ama bence bunun üstüne hala tanımıyorum. Güzel bir top coat arıyorsanız bence Avon'unkine kesinlikle bir bakın. Ve bunun içinde küçük böyle çok küçük küçük ışıltılar var bu top coat'un içinde. Ben genelde bu tarz ürünleri daha fazla seviyorum. Daha çok kullanıyorum. Çünkü bu küçük ışıltılar en azından tırnakta daha güzel parlamasını sağlıyor. Bakmak isterseniz Avon'unkine kesinlikle bir bakın diyorum. Ve daha sonra Wet n Wild'ın Cover All isimli kapatıcısı. Benim favori iki kapatıcı.
kapatıcım var. Bunlardan birincisi Gush'ın kalemli kapatıcısı. Bunu size de öneriyorum. İkincisi de Wet n Wild'ın Cover All kapatıcısı kesinlikle. Uygun fiyatlı iki çok güzel kapatıcı olduğunu düşünüyorum ben. Daha sonra iki tane maskaram var. Bunu zaten makyaj videolarımın birinde bu ürünü kullanmıştım. Avon'un Super Shark maskarası ve ne kadar favori maskaram olduğunu, ne kadar çok severek kullandığımdan bahsetmiştim. Bu bitti. Bunu zaten yedeklemiştim ben. Onun için hiçbir korkum yok. Çok severek kullanıyorum. Diğeri de Rimmel London'ın bu Wonderful maskarası. Bu da gerçekten çok severek kullandığım bir maskara. Ki hatta uygun fiyatlı iki maskaran nedir diye soracak olursanız bence bu ikisi kesinlikle. Ya bunlar Maybelline'in Black Dramas'ın bile benim için geçtiler. Özellikle şu. Ve bunlar bitti. Aslında benim bunlar üstünde bir denediğim bir yöntem var. Biten maskaralarımı böyle son 2-3 kez kullanabileyim diye. Bunu da size açıklamak istiyorum. Şu şekilde yalancı gözyaşı, göz damlası artık ne derseniz. Bunları göz kurulu olan insanlara veriyorlar. Eczanelerde satılıyor. Ve ben de lens kullandığım için benim de göz kurulu problemim var. Ben de sürekli bunlardan kullanıyorum. Ve bunların şu şekilde bir tüpünü alıyorum. Açıyorum ve biten maskaramın içine bunu damlatıyorum. Şu şekilde. Ve maskarayı tekrar kapatıp biraz çantaladığımda bence bir iki kullanımlık daha idare edebiliyorum bu şekilde. Yani tamamen bittiklerine emin olduktan sonra atıyorum bu şekilde maskaralarımı. Size de bu yöntemi göstermek istedim. Bence çok verimli oluyor benim için. En azından maskaralarımı tamamen bitmeden atmamış oluyorum. Çok konuştum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım bir fikir verebilmişimdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.